uzun zamandır da üzerinde çalıştığımız bir dosyanın kapağını aralayalım dedik. Uzun süre devam eden bir soruşturma dosyası arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Aksaray'da hastane sorunlar yumağı halindedir. Hastane Aksaray'da dert deryasına dönüşmüştür. Arkadaşlar Aksaray Valiliği 30.12.2021 tarihinde 1030 sayılı emriyle Sağlık Müdürlüğü'nden usulsüzlüklerin araştırılması talimatını veriyor bu belgeyle. Gene aynı şekilde Aksaray Valiliği 14 Şubat 2022 günü 11.748 sayılı yazısıyla defterdarlıktan hastanedeki usulsüzlükleri araştırması talimatını veriyor. Bu da onun belgesi. Aksaray defterdarlığı 14.03.2022 tarihinde valiliğin talebi üzerine araştırma ve ön inceleme raporunu hazırlayıp Aksaray Valiliğine teslim ediyor. Bu da defterdarlığın raporu. Sağlık İl Müdürlüğü de 18 Mart'ta araştırma raporunu hazırlayıp Aksaray Valiliğine talep üzerine teslim ediyor. Aksaray Valiliği bu belgede de göreceğiniz gibi bu iki raporun birleştirilmesi talebini de bulunuyor. Birleştirme raporu 22 Nisan tarihinde Aksaray Valiliğine iletildikten sonra da Valiliğimiz Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'na bir yazı yazarak müfettiş talebinde bulunuyor. Bu usulsüzlüklerin incelenmesiyle ilgili valilik müfettiş talebinde bulunuyor. Bu soruşturma süreçleri devam ederken ilimizde yer alan bir gazeteci bu konuda üzeri kapatılmaya mı çalışıyor başlıklı bir köşe yazısı yazarak Gerçek Gündem sitesinde konuyu gündeme taşıyınca bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı ekte gösterdiğim yazıda terörle, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bir yazı yazarak bu konuda bir idari soruşturma yapılıp yapılmadığını soruyor değerli arkadaşlarım. Kaçakçılık dairesi de bu savcılığın talebi üzerine Aksaray Valiliğine 6059 sayılı 25 Mayıs tarihinde başvurup herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa bunların belgesinin tarafına iletilmesini istiyor. Bu sürede Aksaray Valiliğinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı müfettiş Özcan Altıntaş'ı bu konuları araştırmak üzere görevlendiriyor. Ve Özcan Altıntaş da valilikten bilgi talebinde bulunuyor. 27 Mayıs tarihinde Aksaray Valiliği 3 klasör dosyayı Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na teslim ediyor. 8. belgemiz arkadaşlar. Bakanlık valilikten bir talepte bulunuyor. Diyor ki bu ön incelemeyi incelemeye çevirin. Çünkü ön inceleme için süre yetersiz, detaylı bir inceleme yapılması şeklinde bir talebi bulunuyor. Daha sonra da bakanlık, valilik bakanlıktan gelen bu incelemeye çevrilme talebini reddediyor. Bu da onun belgesi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tüm bu belgeleri inceledikten sonra 29 Haziran 2022'de raporunu hazırlayıp Aksaray Valiliğine teslim ediyor. Bunun üzerine de bu rapor üzerine Aksaray Valiliği 21.07.2022'de adı geçenlerin büyük çoğunluğuna ilgili dosyaya göre soruşturma izni veriyor. Bu da valiliğin soruşturma izni belgesi arkadaşlar. Aksaray Valiliğinin soruşturma izni kararını da savcılık Konya İdare Mahkemesi'ne, Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak konuya itiraz ediyor. Sanırım Cumhuriyet Savcılığı bu konuda delillerden, ifadelerden tatmin olmamış ki konuyu Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyor değerli arkadaşlarım. Peki nedir bu soruşturmaya söz konusu olan iddialar? Bir kısmı rakam olarak da çok düşük olduğu için onları başlık şeklinde geçeceğim. İlaç alımı iddiası. Denmiş ki ilaç alımları zamanında yapılmadığı için hastalar mağdur olmuş. İkinci iddia posta pulu alımı iddiası. Aslında kamu kurumlarına dijital ortamda bu evrakların gönderilmesi gerekirken İl Sağlık Müdürlüğü'ne bile kanunun açık hükmüne rağmen genelgenin posta puluyla gönderilmiş ve 36.140 TL'lik bir posta pulu gideri zararına uğratılmış kamu. Üçüncüsü su alımı iddiası. Su alımları aslında yemek şirketinin uhdesinde olmasına rağmen sadece COVID servisleri için su alımı yapılmış ama başka bölümlere de servis edilmiş gibi bir iddia var. Hırdavat alımı iddiası var. Hırdavat alımı 600 bin, 700 bin civarında bir hırdavat alımı yapılmış. Beşinci iddia UPS cihazı iddiası.
Demirbaşlar'daki UPS cihazının seri numarasıyla bakımı yapılanın seri numarası uyumsuz. Bu da müfettiş raporuyla tespit edilmiş. Altıncı iddia icap nöbeti iddiası arkadaşlar. Bu önemli bir iddia. Daha önceki yaklaşık 1,5 yıl önceki basın açıklamamızda da sizlere söylemiştim. Aksaray Araştırma Hastanesi'nin tüm cihaz makine ekipmanlarının bakımını yapan teknik ekip koordinatörü arkadaşın mesleğinin marangoz olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım. Bir ifadesinde de dosyanın bir tanesinde söylüyor. Asıl mesleğim marangoz ama teknik servis koordinatörlüğü yapıyorum diyor. Bu arkadaşın özelliği nedir? Amcası mıdır, dayısı mıdır bilmiyorum. Bir akrabasının, yani yeğeni diye geçiyor çünkü, teknik hizmetler müdür yardımcısı olması. Kendisi de gene raporların birçok yerinde ifadesinde, yani siz yeğenim olduğuna bakmayın, kendisi çok çalışkandır. Çok 24 saat çalışacak enerjiye sahiptir diye bir ifadede bulunmuş. Oradan yola çıkarak da tüm icap nöbetlerini bu yeğenine ve buna yakın birkaç arkadaşa yazmış. Yani normalde Sayıştay'ın raporları var, kanun maddesi var. Hastanedeki doktorlar dışındaki diğer teknik ekip icap ödemesi alamaz. Ama bu arkadaşımıza yazılmış, sorulduğu zaman denmiş ki ya çok ihtiyaç oluyor ama her ne hikmetse bu arkadaşımızın yıllık izinde olduğu zaman da hiç kimse icap nöbeti yazılmamış. Yani Sedat Baydar isimli başarılı çalışkan marangozumuz, teknik servisin başındaki usta dehamız 24 saat boyunca devletten çalışarak maaş almış. Bu konuda da defter darlığım raporu bunu doğruluyor, haksızlık olduğunu, idari ve mali soruşturma gerektirdiğini söylüyor. Fakat bakanlık müfettişi burada bir hususluk olmadığı kanaatine varmış. Yedinci iddia tuvalet kağıdı aparatı iddiası arkadaşlar. 70 adet kayıpmış ama bununla ilgili de hayatın olağan akışına uygundur gibi bir rapor tutulmuş. İhalesiz alımlar iddiası, 8. iddia, 10. maddeyle birlikte değineceğim. 9. iddia su vanası alım iddiası. Burada da ciddi bir cihazlarda arıza oluşmuş. Bunun MEDAŞ'tan elektrik kesintisinden kaynaklandığı söylenmiş. Ama MEDAŞ yazışmalarında o gün bir elektrik kesintisi olmadığını söylemiş vesaire vesaire. Arkadaşlar 10. maddeye en çok asıl usulsüzlüğün olduğu açık hesap usulü yapılan alımlar. Açık hesap, ihalesiz bir şekilde, ihale kanununa aykırı bir şekilde hastanemiz bir sürü alım yapmış. Bir tanesi bir firmadan 51.320 TL'lik perde alımı yapılmış. Bir başka yedek parça firmasından 45.536 TL'lik antifriz ve yedek parça alımı yapılmış. Bir bilgisayar firmasından 789.915 TL'lik bilgisayar alımı yapılmış. Bir başka bilgisayar firmasından 278.605 TL'lik toner, kartuş ve benzeri malzeme alımı yapılmış. Şehit Yavuz Çoban Lisesi'nden 475.000 tutarında metal raf ve dolap yapımı yapılmış. Artık hastane kimseye borcunu ödemediği için piyasada esnaf bulamamışlar. Devletin kurumu meslek lisesine rica etmişler şu işi yapın. Onlar da gene ihalesiz bir şekilde bu işi yapmış. Büro ve ofis malzemeleri satan bir firmadan 38.394 TL ofis malzemesi alımı yapılmış. Bir enerji firmasından 150.722 TL tutarında kamera ve güvenlik sistemleri alımı yapılmış. Toplam rakam 2020-21 rakamlar üzerinden 1.830.204 TL. Bugünün parasına çevirdik yaklaşık 270.000 dolar yapıyor. O da 5 milyon TL civarında bir rakama tekabül ediyor. Burada bir şeyi daha dikkatinize sunmak istiyorum. Bu olay nasıl ortaya çıkıyor? Bu benim bahsettiğim 1 milyon 830.000 TL'lik rakam hastaneye başvurup biz ihalesiz mal verdik, malzeme verdik ama bizim paramız alınmadı diye başvuranlar sadece. Başka çıkar mı bilmiyoruz. Belki de cesaret edip gidip başvuramayanlar, aman devlette nasıl uğraşacağız diye kenarda köşede bekleyenler de vardır. Yani koskoca hastanenin hesap kitap sistemine bakar mısınız arkadaşlar? Beyan usulüne gittik, ben şunu verdim. İnceleniyor, bu yapılmış mı? Sayım da ortaya çıkartamadım. Gene raporun bir noktasında dikkatimi çekti. Kablo diyor tükenebilen bir malzeme olduğu için biz diyor bunun olup alınıp alınmadığını bilemeyiz. Ya kablo yenir mi içilir mi Allah aşkına? Neresi tüketilir yani? Böyle bir tuhaf şeyler. Böyle bir satın almayı Hacılar Harmanı'ndaki bakkal Mehmet amcanın oğlu yapsa vallahi Mehmet amca oğlunu bakkaldan kovar ve bir daha da oğlunu bakkala ayak bastırmaz. Böyle bir satın alma olur mu Allah aşkına ya? İhale yok, komisyon yok, fiyat araştırması yok, o yok bu yok. İstenmiş gelmiş, istenmiş gelmiş. Fiyat biz en uygun şekilde aldık. Delil nerede kardeşim en uygun şekilde aldığına senin? Onunla ilgili hiçbir şey yok. Sağlık Müdürlüğü'nün raporunu okudum.
Sağlık Müdürlüğü raporunda birçok şey yazmış ama hiçbir şey söylememiş. Yani çok tuhaf, böyle muğlak ifadeler kullanılmış ve burada da gene hiçbir sonuca varılacak bir durum göremedim. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın raporunu da okudum arkadaşlar. Teftiş Kurulu işte bu su alımı, vana alımı, tuvalet kağıdı aparatı gibi konularda soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar vermiş. Ama ihalesiz yapılan alımlarla ilgili de hakkını yemeyelim çok kapsamlı bir rapor hazırlanmış. Sadece meslek sitesinden yapılan alımla ilgili iki tarafta kamu kuruluşu olduğu için burada bir absürt durum yok denmiş, soruşturma izni vermemiş. Ama geri kalan iddiaların tamamında soruşturma izni verilmiş, kapsamlı bir rapor. Bu teftiş kurulunun raporunda ve valilik oluruyla, Sayın Valiliğimize de teşekkür ediyorum bu konuda. Hastane Müdürü Bülent Bekmezci, Destek Hizmetleri Müdürü Fatih Demiray, Başhekim Doçent Doktor Hüseyin Mutlu, Teknik Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Bilal Güler, tabii bunlar soruşturma anındaki görevlerini okuyorum, bir kısmı zaten aynı görevde, Başhekim Yardımcısı Doktor Murat Özcan, Sağlık Bakım Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Fatih Budak, Satın Alma İşlemlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Ümit Diker, Teknik Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Bilal Güler, Satın Alma Birim Sorumlusu Yaşar Güne, Bilgi İşlemlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Emre Sert hakkında soruşturma izni verilmiş. Yani bu bir kişinin, bir memurun şahsi yaptığı kişisel bir iş değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koskoca Aksaray Araştırma Hastanesi sanık konumunda yargılanıyor. Herhangi bir dosyada, raporlarda rastlamadım. Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü bu olayın neresinde hiçbir şekilde ona da dokunulmamış ya da isim geçmiyor. Bir sorumluluğu var mı yok mu? Varsa ne kadar sorumluluk sahibi? Bu konunun da yeniden incelenmesi, araştırılması ve bu konuda bir sorumluluk varsa da ilgili dosyalara girmesini talep ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iddialar vahim. İşte burada 3 rapordan bahsettim. Sayfa sayfa bu raporlardan anlaşılıyor ki kamu burada büyük bir zarara uğratır. Olayın idari ve adli süreçlerini yakinen takip edeceğiz. Savcılık aşamasında bir dosya olduğu için yargıyı etkileyecek şekilde bir beyandan, demeçten bulunmaktan ısrarla kaçınıyorum. Ama olayın adli boyutlarının takipçisi olacağız. Aksaray'daki ilgililerden şunu talep ediyorum. Bu soruşturma izni verilen arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu hala görevlerinde. Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama soruşturmanın selameti için, delil karartma şüphesinin ortadan kaldırılması için soruşturma sonuçlanana kadar en azından yönetici konumunda olan bu arkadaşlarımızın görevden el çektirilmesini ve yerlerine başka arkadaşlarımızın görevlendirilmesini talep ediyoruz. Bu zorunludur arkadaşlar. Yani hala işin başında, hala o evrakların, o birimlerin başında olan bir kişinin orada oturması soruşturma açısından ne kadar sağlıklıdır? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yetkililere de bu konuda gereğini yapmasının çağrısında bulunuyorum. Bir başka konuya dikkat çekmek istiyorum. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama etik gereği, teamüller gereği bazı şeyler yapılması lazım. Soruşturmayı yürüten Sayın Savcı'nın aile fertlerinden birisi hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evet, bu savcımız kamu davalarına baktığı için dosya ona intikal etmiştir. Ama Sayın Savcımızın da etik olarak bu dosyadan çekilmesini ve Aksaray'da ülkemizde savcı bitmez, bu dosyayı başka bir savcımızın yürütmesini talep ediyoruz. Bu da bir zorunluluktur değerli arkadaşlarım. Çünkü bizim kurumda usulsüzlük varsa orada yönetici konumundaki kişinin de sorumluluğu vardır yoktur. Ama o yargılanan kurumun yetkilisidir. Bu konuda da adımların atılmasını istiyoruz. Sayın Valiliğimizin soruşturma iznini ilginç bir şekilde savcılık Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşımış itiraz ederek. Bunu da manidar buluyorum. Yeterli işte kamu zararı oluştuğuna dair bir delil yok şu gibi gerekçelerle. Ya arkadaşlar bunların hepsi işte rapor, beyan. Sanıkların beyanında da bu birçoğu kabul ediliyor. Yani suçlanan kişiler kendi beyanlarında birçok şeyi kabul ediyor zaten. Ama o diyor ki, o diyor Ahmet yaptı, o diyor bana Mehmet söyledi yaptım, o diyor Osman dedi ki şöyle yaptı, ben yaptım. Kimse olayı inkar etmiyor ama herkes sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. O nedenle de işte al sana Sayın Savcım kamu zararı. Bu dosya benim elimde varsa sinenizde de vardır yani. Soruşturmanın savcısısınız. Dolayısıyla bu konuda da nasıl bir kamu zararı bekleniyor bunu da anlamış değilim değerli arkadaşlarım. İhalesiz milyonlarca alım var.
Kayıp malzemeler var. Demirbaş kayıtları usulsüz. Ne nereden alınmış, kim alınmış? Gene raporun bir yerinde Bakanlık Teftiş Kurulu'nun raporu. Onu özellikle size okumak istiyorum. Mesela X firmasından alınan firmalarda belirtilen 74 adet kameranın 45 tanesi eksik. Faturada belirtilen toplam 3 kamera kayıt cihazının 2 tanesi eksik. Faturalarda belirtilen toplam 4 hard diskin 2 tanesi eksik. Faturada belirtilen 7 adet görüntülü wheel setin 3 tanesi eksik. Faturada belirtilen 4 adet sivicin hepsi eksik. Hastaneye fatura edilmiş, kontrolde bunlar kayıp. Bundan aile daha kamu zararı olur mu Sayın Savcı? Olay çok açık bir şekilde ortadadır. Ve Sayın Savcım, kamu zararı bilgisine ulaşmak istiyorsanız soruşturmayı hızlandırın. Konuya niye itiraz ediyorsunuz? Eğer bilgiler eksikse, soruşturmada eksik varsa olay adli makama intikal etmiş. Dolayısıyla soruşturmayı derinleştirin. Bilgi, belge, tanık ne gerekiyorsa isteyin. Siz adli kurumsunuz. O zaman da gerekli kamu zararına ulaşmış olursunuz. Yani şunu da söylemek istiyorum. Kamu kurumlarımızın iyi niyetli bu soruşturmayı başlattığını, idari soruşturmanın yargı tarafından başlatıldığına inanmak istiyorum. Ama acaba bir internet sitesinde Mayıs ayında o yazı çıkmasaydı bu soruşturmalarda ya da yargı süreci başlayacak mıydı? Bu konuda da kusura bakmayın, bu ülkede yaşadığım için derin şüpheler, kaygılar taşıyorum. Bu dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü gerçekten büyük bir usulsüzlük, birçok alana yansımış, birçok kişiye yansımış bir usulsüzlük. Bu dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargıya müdahale etmeden takipçisi olacağız.